Canlarım yeni videoya hoş geldiniz. Anne sesini duymuyorlar. Duymuyorlar ama açtım videoyu duyuyorlar. Şimdi normalde dışarıya çıkacaktık biliyorsunuz ama planladığımız gibi olmadı. Onun için oğlumla kendimize iş çıkardık. Şimdi sarma saracağız. Gördüğünüz gibi bolca zeytinyağımızı döktük. Küçük küçük doğradığımız soğanları hoppala içine attık. Ne zaman karıştıracağım? Karıştır hadi sen. Ay şunu biraz çok uzağa çek. Sinirlenmene gerek var mı? Gel karıştır. Kusura bakmayın bu işleri Baran yapacağı için böyle yarım yamaç anlatacağım şey size. Şimdi soğanımızı iyice kavuruyoruz. İçine domates rendeleyeceğim. Bir de pirinç ve nane çık yukarıya. Karıştırma işlemi de Baran'da. Hadi bakalım kolay gelsin. Soğanlarım kalmadı. Şimdi pirincimi ekliyorum. Anne, bir yerini sıçradı ama o kadar da yanmadı. Baran kavuruyor soğanı arkadaşlar. Anne, efendim? Bir yerini sıçradı ama yanmadı. Domates rendesi. Bazen zeytinyağlı ya salça da koyuyorum ama bazen koymuyorum. Yani benim yemeklerim tamamen günüme ve moduma göre değişiyor. Mesela bugün salça günü değil bu zeytinyağlı. Onun için domates koydum. Ayrıca baharatları alman lazım. Dolabın önünden kalkabilir misin? Çok fazla amalanan pirinci pişirmeyeceğiz. Hı-hı. Efendim canım? Ben şey yapacağım. Ne yapacaksın yavrucuğum? Acıktın mı? Sana bir şeyler ayarlarım ama. Önce baharatları koyayım ki beklersen çok sevinirim. Pilav mı yapayım? Hı-hı. Dur anneciğim. Baharatlarını bir koyayım tamam mı? Ve nane yani zeytinyağlı olmazsa olmazı nane. Şimdi bunu Baran'a ayıracağım. Serkan'a farklı bir şekilde yapacağım. Dün şey diyordum gerçi Baran'a ayrı yemek yapmam ne varsa o neyse. Ama yani sarmayı sevmiyor çocuğum. İki çeşit yapmamda bir sakınca yok. Daha doğrusu Serkan bunu yiyor mesela. Ama diğer yaptığım daha çok seviyor. Ayıla bayıla yiyor. Neden yemesin ki? Güzel bir şey yapan ki beni övsün. Değil mi anneciğim? Şimdi 2 dakika şunu şöyle pişireceğim. Bir yanık kokusu geliyor. Bunu nereden anladım? Yapraklarımı kaynatıyorum burada da. 2 sıra Baran'a saracağım. Üstüne de Serkan'a. Bu 1-2 dakika dursun. Ayıracağım. Serkan'ın ekstra malzemelerini ekleyeceğim. Baran'ınkini orada ayırdım bir tabağa. İçim az gibi gözüküyor ama bence az az değildir. Umarım az değildir yani. Normalde elim az bir şeye gitmez ama. Şimdi... Ay karabiber hapşurdu Ayhan. Bakın bu da Serkan'ınki. Efendim canım. Seninkine koymuyorum bunlardan. Çok az. Böyle varlar yok arası. Yeğenin ay bunun içinde ne var ki acaba diyeceği kadar az. Bir tarçın. Anneciğim onu öyle mi yiyeceksin? Nasıl? Onu saracağız şimdi ve ekstra ekstra karabiber ekliyorum. Serkan'ınkine. Bu da Serkan'ınki. Şimdi Baran biraz acıkmış. Onu bir halledeyim. Sonra bunu sarayım. Evet. Tamam. Şimdi sarıyorsun. Sar bakalım. Ay, nasıl saracağım? Her zaman sarıyorsun ya. Şuradan şöyle. Her zaman yapıyorsun anneciğim. Ama tam saramazsan. Tam saramazsan yeniden deneriz. Amaç birlikte güzel yemek yapmak değil mi? Evet. Tekrar deneyelim. Hadi gel. Tekrar aç. Aferin oğluma. Dur ben yardım edeyim. Bir taneyi ben göstereyim sana olur mu? Sarmamı sardım. Güzelce ocağa koydum. Şu hafif bir makyaj yapalım. Kendimize gelme. Aslında hiç makyaj yapılacak hava yok. Bir sıcak bir sıcak böyle. Bugün 5'e kadar hiçbir şey yapmadık. Zehirlendik. Onu sonra birlikte anlatırız tamam mı? Baran bir tarafa yatıyor. Ben bir tarafa yapıyorum. Tırnaklarımı da bu arada böyle yaptım. Pembe taşlar. Burada pembe mavi karışık taşlar böyle. Neyse sarmamızı sardık. Baran'la yapmama rağmen gayet hızlı yaptım. Hatta içim arttı. Biraz da biber doldurdum. Efendim. Anneciğim şu anda gözünü vermem. Görüyorsun işim var. Bekle. Niye lazım anneciğim? Oğlum alt tarafı banyo yapıyorsun. Yani gözlük de işinle. Geliyorum hemen. Neyse sarmamı sardım. Hem bir sürü sarmam çıktı hem de biber de doldurdum. Yani elim o kadar bereketlidir. Neyse o pişiyor.
Ondan sonra ben şey söyleyeceğim. Bir takipçim şey sormuş. Tırnaklarına bakım yaptırıyor musun kuaförde falan filan. Ona cevap vereyim. Yorum yazdım da bir de buradan anlatayım. Ben en nefret ettiğim şey birinin bana ellemesidir. Tırnaklarıma, işte ne bileyim saçıma, başıma. Mesela Ankara'da bir kuaförüm var Murat. Bir tek ona gidebilirim. Onun dışında hiçbir kuaföre gidemem. İstediğim saçı yapamaz da gene başka kuaföre gidiyorum. Öyle şeyim var. Benim bana ellediği zaman huylanıyorum. Hiç böyle elleşmekten hoşlanmıyorum. Elimi ayağıma biri dokunsun nefret ederim. Onun için bir defa sadece düğün zamanı ellerime oje sürdürdüm. Manikür de yaptırmadım. O da şu, ev çok kalabalık, dedim ki aman dedim şimdi eve gideceğim işte. Biri bir şey diyecek, onu diyecek, oje sürmekle uğraşmayayım. Böyle kuaförde vakit geçiririm diyorum. Önce de sen sür dedim. Birdir yani, onun dışında şey yapmam. Şimdi tırnaklarım benim böyle. Zaten yapı olarak hani bu kenarları falan çok etli değil. Normalde manikür yaptırdığınızda şu etleri falan kesiyorlar. Hiç hoşlanmıyorum. Yani yaptıranı gördüğüm zaman da hoşlanmıyorum. Neden? Etler çıkarken o kadar çirkin bir görüntü oluyor ki. Ben her zaman böyle banyodan sonra falan tırnaklarımı işte her zaman törpülemem tırnaklarımı. Ancak kırıldığında falan törpülerim de banyodan sonra falan etler yumuşakken şöyle geri itelerim. Sadece bu. Etlerimi geri itelerim. Başka hiçbir şey yapmam. Ama benim tırnaklarım oldum olası böyleydi. Liseden beri hep uzundu. Ve hiçbir zaman kolay kolay kırmaz. Kalın yap, yani yapık öyle bence. Bazılarının tırnakları görüyorum çok ince. Ama mesela ben şey soracağım, getirdim onu, göstereceğim. 2 sene önce falan dediğim gibi havuzda ev tuttuk. Ben 3 ay boyunca sabah Baran'la kalkıyorduk, havuzun içine oturuyorduk. Akşam yatana kadar havuzun içindeydi o tırnaklarım. Ve o zaman tırnaklarım gitti. Tırnak kalmadı. Hatta ben o sıra bir ara takma tırnak takmaya başladım. Takma tırnak taktıkça her şey daha kötü oldu. Çünkü kendi tırnağı mahvetti. O kalın tırnaklarım incelmeye başladı yani. Hani boyundan bahsetmiyorum. Boyu zaten kısa ama tırnak yapı olarak kalın bir tırnağım var. İncelmeye başladı. Neyse geldik bu eve. Kafama dank etti. Eda dedim sen ne kadar dedim takma tırnakla uğraşabilirsin dedim. Hadi oradayken taktım. Tırnaklarını kaybedeceksin dedim. Şunu buldum gratisten. Gratisin tırnak güçlendiricisi. Kendi markası. Virus marka işte. Kırılmaya ve kat kat ayrılmaya karşı yazıyor bakın. O zaman bunu aldım. Bunu aldım. Bir ay bu içinde benim tırnaklarım bu toparladı. Eski haline geldi. Ondan sonra da bir daha bir şey yaptırmadım. Yani biraz da yapıyla alakalı işte. Vücudun yapısıyla alakalı bir şey. Yani özel yaptığım bir şey yok. Ama sadece oynamayı seviyorum. Yani oje sürmeyi seviyorum. Değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mesela makyaj yaparken de öyleyim. Şu anda sırf sıkıldığım için, kendimi iyi hissetmek istediğim için makyaj yapıyorum canlarım. Oh. Ay çok sıcak, çok sıcak. Bizim bir an önce bir ev bulmamız lazım. Çünkü bu evde klimamız da yok. Bizim bir tırtırımız var, vantilatör. Antalya'da mümkün değil bir insanın vantilatörü idare etsin. İyi misin anneciğim? Bu arada Baransız çok bunaldı, banyoya girdi. Bir yandan da ona bakıyorum. Şu sabahtan beri yeşil kahvemi de içmedim. Ama ağzımı açmak istemiyor canım. Öyle bir sıcak. Gerçi Antalya'da olanlar biliyordur zaten. Evet, bu kadar makyaj yeter. Sırf böyle hafiften kendimi iyi hissedip. Bu arada gratis'ten bir kalem almıştım. Geçen en son gratis alışverişimde. Waterproof bir göz kalemi. Şu anda kendisini bulamıyorum. Bulmaya çalıştıkça sakarlık yapacağım. O bitti işte. Onu almam lazım. Bir de biliyorsunuz ben hep şunu kullanıyorum. Göz makyajı temizlemek için. Müthiş bence. Bir de bundan almam lazım. Akşam muhtemelen şeye gideceğiz. AVM'ye gideceğiz. Gratis'e bir girelim diye düşünüyorum. Bakalım. Bakınız sarmamız hazır. Yapraklarım çok güzeldi ya. Çok hoşuma gitti. Böyle Baran'la birlikte sardık tabii ki. Böyle küçük. Baksana mesela bu ne küçücük sarmışız Baran ya. Allah'ım yarabbim. Afiyet bal şeker olsun oğluma. Biraz bekle. Sıcak. Biz bugün yedik kızıma bir şey. Karpuz. Bildim sıra bende. Değil mi? Şimdi böyle sarı uzun bir meyve. Sen geceleri çok yersin. Ayrıca maymunlar çok sever. Evet. Bu bizim Baran'la klasik oyunumuz. Her gün birkaç defa oynuyoruz. Evet. Görüyorum ben sobada pişiririm. Ceviz. Söylüyorum böyle küçük küçük ekşili annenler yapar. Senin sevdiğin, çok sevdiğin bir sebze. Nem. Nem. Çok seversin sen. Ben mi? Bamya. Evet. Sıra sende. Söylüyorum eşkidir. Limon. Sıra bende. Böyle dışı kahverengi türlü, içi yeşil, siyah siyah çekirdekleri var. Kivi. Evet.
Bu mesela bunlar yemek kartlarımız. Bir de bunların nesneler falan var değil mi? Söylüyorum böyle her yeri kırdım insanları böyle. Aa düzgün sor. İnsanların yüzünü böyle yapar. Acı mı? Tatlı mı? Ben hepsi, ben asla yemiyorum. Asla. Biber? Karalahana? Bal kabağı? Bilemedim neymiş? Ay turp, evet sen asla yemezsin. Peki böyle turuncu sulu sulu bir meyve nedir? Baran geçme oraya. Ay turuncu dedim bana. Sulu sulu ağaçtan topluyoruz burada. Ben biliyorum. Portakal. Evet. Şimdi Baran size nasıl zehirlendiğimizi anlatacak. Biz yarın dondurma yedik. İlk bana bulaştı. Sonra da anneme. Sonra hiç kalkamadık yerimizden. Öyle değil ama. Baran'ın midesi bulandı biraz. Onun için hareket etmedi. Ama ben anlatmasam nasıl anlayacaklar? Neyse kocam bey bekliyoruz. Dışarıya çıkacağız şimdi. Günlük dışarı dozumuzu alalım. Şimdi eli ilaçlayacağız. 10 dakikaya kadar falan gelir. Sarmalarımı paketledim. Sarmaları da yanıma alacağım. Kocam bey yemeğini de yesin. Anneciğim ne yapıyorsun? Şakaydı galiba bu. Hayır. Öyle dışarıya çıkacağız. Anne, biraz dolanacağız. Ha? Hayır değildi. Yanıyoruz canlarım. Evde anne, oturulmuyor. Bak ne kadar sıcak olduğundan anne, bahsediyorum. Efendim. Gel bu oyun parkı. Öyle bir sıcak ki eriyoruz ya. Gerçekten eriyoruz. Bilmiyorum yazın ne yapacağız ya. Sabahtan beri bir o yana yatıyoruz bir bu yana yatıyoruz. Anne kendimizi şuna bak. Zor kaldırıyoruz sıcaktan anne, yani. Anne şuna bak. Biz yavaş yavaş inelim. Bugün akşam gezimizde bize Baran Örde ile eşlik edecek. Korkmaz herhalde. Korkmaz tabii. Sen yanındasın ya. Falan varsa korkmaz. Yok korkmaz. Hadi bakalım. Allah'ım tam yapış yapış hava ya. Yemin ederim böyle bir sıcak. Şükürler olsun ama ısındık. Bundan da şikayet edecek değilim. Merhaba. Merhaba ördek kardeş. Nereye geliyorsun sen? Tabii ki oyun parkına. Oyun parkına mı? Hadi bakalım. Çok güzel yapmışım değil mi? Buna ne koydun bu kadar uzak şu gözleri çıkar? O kadar haldır şaldır yapıyorum ki yemekleri. Artık görüyorsunuz ve inanıyorsunuzdur. Gerçekten haldır şaldır. Ama güzel. İşte baharat. Baba. Yani gerçekten baharat. Ver. Başlatalım. Neyse kocam bir açık almasını hesabıma getirdim. Ben açlıktan ölüyordum. Saat 10 çünkü şu anda. Saat 10 ve muhtemelen sabahtan 5 bir şey yok. Araba mı geliyor? 10. Şu anda yolun ortasında duruyoruz biliyor musunuz? Yani evin önünde yolun ortasındayız. Yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra biraz gezip hava alacağız. Şükürler olsun arabanın kliması biraz olsun rahatlattı bizi. Bir de Baran abimi aradım direkt oyun parkına. Baran abini aramadık. Saat 10 oldu. Oyun parkı kapanmış olabilir. Başka bir yere gideriz. Ama şey... Hiç bir tane istemedi ki bir çatal da şu kadına uzatayım. Aşk onu vereyim mi? Yok hayatım yemem ben. Sen ben vereyim. Yok yemem. Çok uzunmuş bu. Bu nereye koydun bu şeye dolmaya? Baba. Hey. Zeytinyağı dolma. Enes'in getirdiği yapraklar müthişmiş. Tamam. Yarın Baran geliyor, Enes'e yaprak toplamaya gidiyorlar. Neyse biz bir yemeğimizi yiyelim. Kesinlikle Enes'e ne söyleyeyim? Tabii ki sarma yaprağı gönderelim bize. Çok güzel bir... Yemeğimizi yiyelim biz. Ve oğlum, birkaç yukta ben alayım mı? Oğlum bir tabak yedi evde. Bu bir tabak yemiş halim ya. Güzel olunca insan doyamıyor yemeleri. Gene kendimi öldüm. Ağız doluya birazdan kendimi öldüreceğim canlarım. Oğlum. Öf. Nasıldı? Oh, süper. Bir de ben yemekleri her zaman aynı şekilde yapmıyorum ya. Onun da etkisi oluyor galiba. Süper. Ama dolmayla ilgili şunu söyleyeceğim. Kesinlikle tane sumakla bir yapın. Yani kaynatıp tane sumak suyunu dökün. Ama o sumak suyu kokusunu bile değiştiriyor.
Öv diyorum ama bırakmıyorum adam övsün, kendim konuşuyorum. Aslında BİM'e gidip süt alacaktık. BİM her yer kapalı şu anda yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Öyle dışarıya çıktık. Arabada serinliyoruz. Şeydeki Carrefour Marfa çıktı. Öyle biraz gezelim bakalım. Ya. Ya o akşam da Migros'a girdik. Migros'un kendi markasının sütü olması lazım. Yok mu bilmiyorum yani. O şey başka markalar vardı, ondan pahalıydı. Bence kendi sütü gene, çünkü BİM'le mesela kendi ürünleri genelde aynı fiyat oluyor yani. BİM'de 13-14 liraysa orada da öyle olması gerekiyordu. Neyse. Neyse gidip bakalım ya, öyle geze geze akşam gezmemizi yapalım. Yoksa evde oturunca sıkılıyoruz ayrıca. Ama Baran abim saat 10'u geçti yani. Baran abin gelmez bu saatte, istiyorsan ara. Tamam. Şu Migros'a girelim, hızlıca süt bakıp çıkacağız. Sonradan oğlumun isteği tabii ki dondurma yemek oldu. Bana da ısrar etti, bilmiyorum. Dondurma yemeğe gidebiliriz ama önce şuraya bir gidelim. Kimse de kalmamış. Gene sütlere yaklaştık. 18 lira. 19-23 lira. O 30 lira. Çok iddialı. Yok ya, hayatım yok. Migros'un kendi markasının sütü olur diye düşünüyorum ama demek ki yok. Normalde kutulu süt de var da burada yok hayatım. Ben de bu parayı süte vermem, kusura bakma. Bana yokmuş. Yok. Hadi. Yarın BİM'e gideceğiz. Baran'cım gel. Hiçbir şey alma, bence kapatıyorlar, hızlıca çıkalım. Anladım. Dondurma hayatım. Evet. Dondurma yemeye gitmeyecek mi çocuk? Evet. E dondurma yiyecek demek. Yesin. Bakma bana öyle. Yer mi? Anneciğim dondurma yemeyecek misin? E tamam hadi al. Güzel. Ama sonra yiyorsun. E bakalım madem. Asitonu alacağım ben. Ha. Arabada yiyeyim. Anneciğim bunun pazarlığını yapmayalım. O zaman dondurma yemeye gitmeyelim. Gidelim gidelim dondurma yemeye. Onu yeme tamam mı? Dursun ödeyelim şimdi, dur. Bak 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 bak. Serkan'a bak. Çaktırmadan şöyle geçerken fındık aldı geçti. Yemin ederim ya, bunun kadar fındık yiyen adam yoktur. Hah. Erzincan mı? İki tane ne, bir şey almayacaktık sözde. Allah suda valla iyi oluyor sıcakta. Al. Anneciğim. Kendimi gene çikolatalar yanında buldum. Ben Migros çikolata... Aa, KitKat dedi, onun şeysini yapmış. Normalde Migros'un bu kendi markası olan çikolatalarını çok beğenmiyorum ben. Ama yeni çıkmış, onu da tadına bakmayacağım. Godiva'nın nanelisi. Allah'ım gene çikolatalarını orada buldum kendimi. Ne yapıyorsun aşkım? O da benim çantamı iteliyor. Evet. Aa, bunu da çok severim. Çok çok severim. Çikolata ya Rabbim, hepsini seviyorum, hepsini. Şey, aseton bakacaktık. Kocam. Kocam aseton. Kuşlara bakın ya, görüyor musunuz bilmiyorum. Ha? Gene yedi. Kuş. Kuş. Evet, aa bakın, şunu da göstereceğim. Şu hantayı da çok severim ben. 26 liraymış. Normalde filede falan indirime giriyor onlar. O zaman topluyorduk bu sağlıksız beslendiğimiz zamanda. Şu anda yok tabii ki. Ay şundan alayım dedim de. Ne bileyim şimdi 70 lira vermeyeyim çikolata. Şu Lint'in dedim ya %99 kakaosunu çok seviyorum diye. Okey oluyor. Ve şunu da çok seviyorum ben, her zaman söylüyorum. Aşkım şey yapalım. Züberler çok pahalı ya. Baba bunları aldık ya, beğenmedim. Beğenmedi evet, yemedi yani. Şey yapalım aşkım, hadi aseton alıp çıkalım. Canlarım şu aseton fiyatıysa gerçekten şoktayım. Normalde alıyorum onu, güzel bir aseton ama bu fiyatı vermeyeceğim için gidiyoruz bakıyoruz en ucuz ne, etiketi de kontrol ediyoruz. Bir daha şey olmasın diye. 125 milimi 200 milimi. Belki anneciğim oynama. Şunu alıyorum. Şunu arabaya atıyorsun. Baroş. Şunu arabaya atıyorsun. Bu ne ya? O şey anneciğim. Aseton. Hı-hı. Şu Mara'nın böyle şey gibi, şeker gibi şeyleri vardı, kremleri. Hatırlıyor musunuz? Eski bir videomda göstermiştim. Su alın. Efendim? Tamam, o zaman oje bakıyor. Kasada buluşalım mı? O kadar hızlı mı çıkıyoruz? Tamam hayatım, tamam. Hadi gidin, geliyorum ya. Üf. Bırakmadılar rahat rahat bir kozmetikime bakayım diye. Gidiyoruz. Al sana pazarlama taktiği, şişenin güzelliğine bak. 400 milim 93 lira. Vallahi alırım param olsa yani. Neden almayayım ki? Beni çok çekiyor böyle şeyler ya. Ya aslında size bir şey söyleyeyim mi? Şunları toplayacağım. Aşkım.
Serkan Kasa da biz bugün çok gezemedik ya, böyle hızlı hızlı baktık doyamadık. Çok güzelmiş onlar baba. Bunlar da var. Bir emzik fiyatlarına bakayım dedim ben de. Ne alem dedi. 23 liraymış yani, her şeye rağmen bence iyi gibi. Ya hala anne, almıyoruz ama hani bir bakayım dedim. Anne şu kesinlikle ellemelisin. Bakayım ellemeki, çok heyecanlıyım, ver bakayım. Evet yumuşacık, çok güzel. Baban çıktı, ödemeyi yapıyor, hadi. Anneciğim kapatacaklar burayı, bizim gözümüzün içine bakıyorlar, hadi. Çok hızlı hızlı gezdik, umarım gezebilmişizdir. Ya kapatacaklar. Kimse yok zaten bizden başka, gözünüzün içine bakıyorlar. Aslında 10 dakikası daha var ama hani ne bileyim, insanlar da böyle şey yaparken, o kapanma telaşına girmişken çok da şey yapmak, oyalamak istemiyorsun. Acele acele girdik, baktık çıktık. Amacımız zaten süttü. Neyse işte bir şeyler daha süt oldu. Süt ne, ben anlamadım. 27 lira ya. Ben bak, Migros'un kendi markası var. Migros'un kendi marka kutu sütü benimkiyle aynı fiyat. Demek ki Migros'un günlük sütü yok kendi markasını. Anlatabildim mi? Neyse, Bim'in o altın sütü var ya, ondan alırız gene. Şimdi dondurma yemeye gidiyoruz. Efendim abi. Sahiplenmede Baran gibi olunuz. Oturma düzenimizi şöyle göstereyim. Ördek oğlumla arama girdim. Ben dedim ki sen yanında otur, yok dedi, ördek otursun yanında, benim onu korumam lazım dedi. Bugün gerçekten misafirimiz var. Ne sipariş ettiğimizi de söylemek istemiyorum. Dondurmayla kalmadık. Sanki yarım saat önce arabada sarmaları yiyen bunlar değilmiş anne gibi. Hamburger söylediler. Anne. Pardon. Rahatsız ettim ördek kardeş, özür dilerim. Ne kadar dışlandığımı görüyorsunuz değil mi? Onlar orada bir şeyler yiyor. Ben uzakta oturuyorum. Yediğimi göstermiyorum aşkım. Ama böyle oldu. Ben böyle uzakta kaldım. Bunlar burada oturuyorlar. Çok şükür gene tokken yemek yedik. Rabbime şükürler olsun. Tokken yemeği nasip ettiği için. Her şeye şükretmekte fayda var değil mi? Aynen. Kocam ben niye gergin? Niye gerginsin? Gergin değil. İyi tamam, giderken hallederiz yemek gerginliğini. Yiyorum. Pardon, yemek yiyormuş. Rahatsız ettik yemek yerken. Gene tok karnımıza yedik, içtik, doyduk, evimize gidiyoruz. Şükür olsun, her şeye şükür ediyoruz. Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi uzun bir hikaye ya, boş verin. Şimdi tok karnıma çok tokum, konuşacak gücüm yok aşkım. Ben atıldım. Gerçekten çok tokuz yarından itibaren. Gene su diyetine giriyorum. Gene 3 gün çok yapmayacağım. Ama şöyle canlarım, bakın yemeyeceğim dediğimde yemiyorum, görüyorsunuz. Ve ortada kaldığımda, ağzım açık olduğu zamanlarda ya her şeyi yiyebiliyorum. Evet, o yeşil kahve iştah kapatıyor. Ama ben hiçbir şey yemek istemiyorum. Çünkü bakın şurada o hamburgeri ve dondurmayı yerken bile ellerimin karıncalandığını, şişmeye başladığını hissediyorum. Bu benim vücudumun bir şeyi yani, pis bir şey ama yapacak bir şey yok. Onun için yani bir 3 gün aç kalayım. Efendim? Karnım ağrıyor. Evet, biraz çok yediğin için olabilir anneciğim. Şey, bir de dedi ki bir tatile gitmeyi düşünüyoruz diye. Yani orada daha rahat yiyebilmek adına bir 3 gün aç kalayım gene. Ondan sonra biliyorsunuz biz eliminasyon diyeti, fonksiyonel beslenme falan filan diyorduk. Hepsi yalan oldu yani. Ondan sonra da ona devam edeceğiz artık. Yani bu şeye bir son vermemiz lazım. Dur demeden duramıyor. Sen niye pis pis sırıtıyorsun? Hakikaten yani tamam, yapmayacağız dediğimizde yapmıyoruz ama yani yapsanız olur. Affedersiniz. Arsızız yani. Durmadan yiyoruz. Serkan çikolata sosu için sinirlenmiş az önce içeride. Adama demiş ki bol koy çikolata sosunu, parasını neyse vereyim demiş. Parasıyla değil mi oğlan diye bağırsaydı. Verdim de parasını. Vermiş, bir de ekstra para almışlar ama az koymuşlar çikolata sosunu. Bir defa da ben Ankara'da böyle erkeklik yapmıştım. O hikayeyi biliyor musun sen? Neydi? Bir mahalle dondurmacısı var. Kardeşimiz sürekli gidip oradan dondurma alıyoruz. Krokanlı bir dondurması var. Hatta uzakta bir yer. Sırf krokanlı dondurma almaya gidiyoruz. Gittik, adam dedi ki yok. Ama böyle son zamanlarda sürekli her gittiğimizde yok yok diyor. Dedim ki abi niye yok yani? Güzeldi o. Ya işte maliyeti öyle böyle de kurtarmadı. Abi dedim sen yap, parasını ise veririz dedim yani. Pahalıya sat, biz de parasını verelim dedim. Adam dedi ki getiriyorum dedi. Arkadan gitti, dondurma getirdi. Yok canım. Sonra ne aldık tabii ki. Aşkım kocaman bir şey ısırmış. Beni de ısırdın. Bu sinek minek değil. Böcek ısırdı. Böyle bir ısırdı ki yani.
neyse tatil mevzumuz da şu şekilde Serkan'ın tamam gidelim demesine bağlı efendim. Evet anneciğim. Serkan diyecek ki tamam yarın gidebiliriz bir otele 3-4-5 gününde. Bence 2 gün en ideali bizim için de. Yarın gidebiliriz diyecek veya bugün gidebiliriz diyecek. Oteller zaten burada arayacağız gideceğiz yani. Ama Serkan tamamen işine bağlı. Onun için bir şey diyemiyorum, yorum yapamıyorum. Öyle bakalım ne olacak. Bizim hiçbir şeyimiz beyde gördünüz yani bir koca saklama kabı sarma yediler, dolma yediler, geldik burada hamburger yedik yani. Biz bir dün de şey yedik üstüne hamburger yedik. Onun için sen eliminasyon diyetine var mısın benimle tatilden sonra? Tatilden sonra olabilir. Eliminasyon yapıyoruz gene. Ben yarın 3 günlük su orucuna, su diyetine ne zıkkım diyorsanız deyin yani ne zıkkım işte yani bir şey yemeyeceğim. Baba. Ondan sonra tatile gidip geliyoruz. Eliminasyon diyeti. Eliminasyon diyeti biliyorsunuz 21 gün sürüyor. Sonradan gene fonksiyonel beslenmeye geçiyoruz. Ya anlatsaydım o hikayeyi anlatmıştın da işte yani gene çok konuştum. Onu anlatacağım ama bu kadar sabit konuştum. Eliminasyon ama şey ilk yaptığımız gibi mi? 21 gün ilk yaptığımız gibi. Meyve falan hiçbir şey yok. Sadece kuzu eti, işte çiftlik hayvanı eti. Tamam mı? Köy yumurtası falan filan. Tamam mı? Olur bakalım. Hey. Pirinç mi hiç yok. Efendim baba. Fonksiyonel beslenmede de zaten şey yok. Pirinç ekleniyor fonksiyonel beslenmede. Gluten yok. Bu ne yok? Böyle yani ama genel olarak işte şey ilaçsız hayvan. Eliminasyon. İlaçsız hayvan nereden bulacaksın? Hepsi ilaçsız. Süt danaları ilaçsız hayatım. Kuzuların hepsi ilaçsız. Onun için kuzu yiyoruz. Kuzuya ne ilacı verecekler? İneğe süt versin. İşte besin şey büyüsü falan diye veriyorlar. Süt versin diye özellikle çok veriyorlar ineklere ilaç ama süt danasına veya kuzulara ilaç vermiyorlar. Kuzuya niye ilaç versin? Yani o da farklı bir olay tabii ki. Senin telefon çalıyor saatte. Kim? Kim? Burak. Neyse canlarım. Açamazsın zaten abla konusu bir de görüntülü. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalı beğendiyseniz ben sizi izlerim diyorsanız şuradan bir yerden abone olursanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Anneciğim bay bay de. Bu arada Migros'taki bütün cipsleri de aldım yani. Bakın eliminasyon diyorum. Gene gidip cipsleri almışım. Ya, ağırsızım Migros'ta yani. Ağırsız. Efendim babam. Efendim. Karnım mı ağrıyor? Neyse, öpüyorum hepiniz, hoşça kalın.